Semizotu çok kolay bir şekilde yetişen ve tüketildiğinde sağlık açısından oldukça faydalı bir bitkidir. Üretimi tohumla gerçekleşir, kumlu ve kirli toprakta verimli büyür. Bazı bitkilerin dibinde gördüğümüz semizotlarını temizlememiz gerekir çünkü bitkiye zarar verebilir. Besin değeri açısından zengin bir bitki olan semizotu, yaz mevsiminde sofralarımızın vazgeçilmezidir. Besin değerleri yüksek olan semizotu, birçok hastalığa karşı adeta koruma kalkanı. Ancak yazın sağlık deposu yeşilliklerden olmasına rağmen, ekşimsi tadı nedeniyle kimilerince tercih edilmiyor. Oysa semizotunu yaz meyveleri ile tatlandırmak ve besin değerlerinden faydalanmak mümkün. Peki, semizotunu nasıl tüketmeli? Semizotunun yararları nelerdir? Semizotu ile yapılacak tarifleri ve faydaları bu videomuzda. İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Sıcak ve ışıklı ortama ihtiyaç duyan semizotu, saksıda kolayca yetiştirilebilir. Birçok tarifte malzemeler arasında bulunan semizotu, isteğe bağlı olarak pişirilerek veya çiğ olarak tüketilebilir. Kalorisi oldukça düşük olan semizotunun, müthiş faydaları tahmin ettiğimizden çok daha fazladır. Sofralarımızda salata, yemek, turşu olarak karşımıza çıkan semizotu neye iyi gelir, faydaları ve zararları nelerdir? Zengin vitamin ve mineral içeriği ile öne çıkan, diyet dostu olan, lifli yapısı sayesinde bağırsak sağlığını düzenleyen ve diğer yeşilliklere göre daha yüksek omega-3 içerdiğinden dolayı kalp sağlığını koruyup, kolesterolü düşürmeye katkı sağlayan semizotu, mutlaka tüketilmesi gereken sebzeler arasında yer alıyor. Kan şekerinin yükselmesini önlüyor. Uzmanlar, demir, kalsiyum, potasyum ve C, A vitaminlerinden zengin semizotunu, yazın rengarenk meyveleri ile birleştirerek besin içeriğini, lezzetini ve sağlığa etkilerini daha da artırmak mümkün. Üstelik meyveleri semizotu ile birlikte tüketerek alınan lif miktarı arttığı için, kan şekerinin hızlı yükselmesini önleyip, kan şekeri metabolizmasının düzenlenmesine katkı sağladığını belirtti. Uzmanlar, semizotunun yaz meyveleriyle hazırlanıp tüketildiğinde sağladığı faydaları anlattı, önemli önerilerde bulundu. Şeftalili semizotu salatası. A ve C vitamininden zengin şeftali, aynı zamanda iyi bir potasyum, magnezyum ve kalsiyum kaynağı. Cilt sağlığı üzerindeki olumlu etkileri olan şeftali, semizotu ile birlikte tüketildiğinde cilde nem kazandıran, böbrek sağlığını olumlu etkileyen, öğünün lif içeriğini artırarak, bağırsak sağlığının düzenlenmesine destek olan bir içerikle karşımıza çıkıyor. Ananaslı semizotu salatası. Bromelain içeriği ile sindirim sistemini destekleyen, içerdiği diğer vitamin ve minerallerle bağışıklığı güçlendiren ve ödem atıcı özelliği bulunan ananas, semizotuna yakışan meyvelerden biri. Özellikle bağırsak ve sindirim sağlığı için ananaslı semizotu salatasını öğün aralarında ya da kahvaltılarınızda tercih edebilirsiniz. Ekşimsi tatlar sevmeyen kişiler, tarçın ile birlikte fırınlanan ananas ile semizotu salatasını deneyebilirler. Çilekli semizotu salatası. Kırmızı renkli meyvelerden en sevilen çilek, yüksek antioksidan içeriği ile vücutta oksidatif stres ve iltihaplanma ile savaşır. Aynı zamanda, sağlığı koruyucu birçok faydası olan semizotuna en çok yakışan meyvelerden biridir. Semizotu ve çilek ile salatalarınızı renklendirebilir, her ikisinin de kıymetli besin içeriklerinden faydalanarak, hastalıklardan koruyucu bir salata seçeneği olarak öğünlerinize ekleyebilirsiniz. 100 gramında 70 mg C vitamini bulunan çilek ile hazırladığınız semizotu salatası, günlük C vitamini gereksiniminizi karşılar. Elmalı semizotu salatası. Glisemik indeksi, yani kan şekerini yükseltme hızı oldukça düşük olan elma, insülin direnci, tip 2 diyabet gibi mevcut hastalığı olan bireyler için oldukça iyi bir alternatif. Çözünen ve çözünmeyen liflerden oldukça zengin olan elma, iştahı keser, tokluk süresini uzatır. Diyetlerde düşük kalori içeriği ve iştahı olan olumlu etkilerini artırmak için, semizotu ile birlikte tüketilebilir. Kayısılı semizotu salatası. A vitamini ve potasyumdan zengin kayısı, sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığa iyi gelir. Öğünde alınan lif miktarının artırılması ve kronik kabızlığı olan bireylerde, semizotu gibi lif içeriği zengin, bağırsak sağlığını destekleyen bir sebze ile tüketilerek, uzayan kabızlık sürecine destek olabilir. Yağlı tohumlar da faydayı artırıyor. Uzmanlar, sağlık deposu olan semizotunun, haftada 2 ila 3 gün ana öğünlerin yanında salata şeklinde veya meyvelerle birlikte ara öğün olarak tüketilebileceğini belirterek, semizotuna ekleyeceğiniz meyve ile birlikte, sağlıklı yağ kaynakları, ceviz, badem, fındık, chia tohumu, avokado, zeytinyağı ve peynirden de faydalanabilir, bu zengin içerikli salatayı sıcak yaz günlerinde ana öğün yerine de tercih edebileceğinizi belirtti. Semizotunun faydaları.
çoklu doymamış yağ asidi türü olan omega-3 bakımından zengindir. İçinde A, C ve B kompleks vitaminleri vardır. Kalorisi düşüktür, tüketildiğinde enerji verir. İçinde demir ve bakır barındırdığı için, kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olur. Saçların uzaması için demir ve bakır minerallerine ihtiyaç vardır. Semizotu tüketildiğinde bu ihtiyaç karşılanır, saçların uzamasına yardımcı olur. A ve C vitamini bolca barındıran semizotu, antioksidan özelliği vardır. Ağız ve akciğer kanseri riskini düşürür. Otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi gelişim bozukluklarını azaltır. Şeker hastalarının da tüketebileceği gibi, kan şekerini dengeler. Birçok tarifte yer alan semizotu, lapa olarak hazırlanırsa yanıklara ve enfeksiyonlara iyi gelir. Sihir problemi olanlar, kaynatarak suyunu düzenli kullandıklarında sihirleri döker. Egzama ve cilt problemleri olanlar için de iyileştirme özelliği vardır. Alternatif tıpta bolca kullanılan semizotu, birçok hastalığa şifa olmaktadır. Semizotu faydaları uzmanlar tarafından da dile getirilmiştir. Yeşil yapraklı bitkiler içinde en çok A vitamini bulunan semizotu, düzenli tüketildiğinde şifa kaynağıdır. Semizotu hangi hastalığa iyi gelir? Yaz aylarının sevilen sebzesi semizotu, hangi hastalığa iyi gelir sorusunu da aklımıza getirir. Semizotu iltihap şikayeti olanlar için şifa olabilir. İçinde bulunan A vitamini bağışıklığı güçlendirir, hastalıklara karşı korur. Diyabeti önlemeye yardımcı olur. Diş eti kanamasını birkaç yaprağı çiğneyerek durdurabilirsiniz. Anemi hastalığı olanlar için de takviye besinidir. Semizotu hamilelikte faydalı mı? Soframızda sıkça gördüğümüz semizotu, hamilelikte faydalı mı diye merak edilir. Besin değeri açısından oldukça zengin olan semizotu içinde protein, karbonhidrat, yağ, fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, A, B1, B2, B6 ve C vitamini bulundurur. Bu vitaminler anne ve bebek sağlığı açısından da önemlidir. Tüketildiğinde bu ihtiyacı kolayca karşılayan semizotu, fazla tüketilmemesi gerekir. Semizotunun cilde faydaları. Cilt sağlığını korumak ve lekeleri gidermek için semizotu kullanılabilir. Semizotunu lapa haline getirerek, arı sokması ve yılan gibi iltihaplı hastalıklara iyi gelir. Eğer egzama gibi bir hastalığınız varsa, kaynatıp suyunu şikayetçi olduğunuz bölgeye sürerseniz fayda sağlayacaktır. Sivilce problemi olanlar için de tüketilmesi tavsiye edilir. Semizotunda hangi vitaminler bulunur? Bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklara karşı şifa olacak semizotu içinde, tahmininizden çok vitamin ve mineral vardır. Semizotu besin değeri çok yüksek bir besindir. A vitamini açısından oldukça zengindir. B1, B2, B6 ve C vitamini de bulunur. Aynı zamanda, içinde potasyum, kalsiyum, demir, sodyum, fosfor, protein ve karbonhidrat da vardır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.